Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek şu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle, İmran ailesini, birbirinden gelen tek zürriyet halinde, bütün insanlardan süzüp, onlara üstün kılmıştır. Allah, Semiyadir, Alimdir her şeyi hakkıyla işitir mükemmel tarzda bilir gerçek şu ki Allah Adem'i Nuh'u İbrahim ailesiyle İmran ailesini birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır Allah semiyedir, alimdir her şeyi hakkıyla işitir mükemmel tarzda bilir. Hem Allah vaktiyle peygamberlerden size kitap ve hikmet vermemden sonra sizin yanınızda bulunan kitabı tasdik edici bir peygamber geldiğinde mutlaka ona inanıp yardımcı olacaksınız diye söz almıştır. Allah bunu kabul ettiniz. Bu ağır yükümü sırtınıza aldınız mı dediğinde onlar kabul ettik diye kesin söz verince Allah Teala siz de şahit olun zaten ben de sizinle beraber şahitlik edeceğim buyurdu Celalim hakkı için biz Nuh'u resul olarak halkına gönderdik ey halkım dedi yalnız Allah'a ibadet edin ondan başka tanrınız yoktur bunu yapmazsanız, korkarım ki, müthiş bir günün azabı tepenize inecektir. Halkının söz sahibi yetkilileri, biz seni besbelli bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler. Ey halkım, dedi. Bende hiçbir dalalet yok. Fakat ben, Rabbül alemin tarafından size bir elçiyim. Size Rabbimin mesajlarını tebliğ ediyorum, size öğüt veriyorum ve Allah tarafından gelen vahiy sayesinde sizin bilemeyeceğiniz şeyleri biliyorum. Kötülüklerden korunup Allah'ın merhametine nail olmanız için içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir buyruk gelmesine mi şaşıyorsunuz? Onlar Nuh'u yalancı saydılar. Biz de onu ve yanında olanları gemide kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları ise boğduk. Çünkü onlar basiretleri körelmiş kimselerdi. Hem yalandan bir söz uydurup onu Allah'a mal eden veya Allah'ın ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Gerçek şu ki mücrimler iflah olmazlar. Eğer bu tebliğimden yüz çevirirseniz benim kaybedeceğim bir şey yok. Çünkü ben sizden bir ücret beklemiyorum ki benim ücretimi siz veremezsiniz. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir ve bana ona teslim olanlardan olmam emredilmiştir. Yine de halkı kendisini dinlemeyip onu yalancı saydılar. Biz de hem onu hem de gemide beraberinde olanları kurtardık ve bunları o ülkede onların yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. İşte bak, uyarıldığı halde doğru yolu tutmayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu gör. Nuh'tan sonra kendi halklarına Resul olarak daha nice peygamberler gönderdik. Onlar kavimlerine ayetler, mucizeler getirdiler. Ama berikiler önce yalan saydıkları şeye bir türlü inanmadılar. İşte haddi aşamların kalplerini böyle mühürleriz. Fakat iman edip makbul ve güzel işler yapanlar ve mevlalarına gönülden bağlanıp itaat edenlerse cennetliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki zümrenin durumu, tıpkı ama ve sağıra kıyaslar, gören ve işiten kimsenin durumu gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Artık düşünüp ibret almaz mısınız? Gerçekten biz vaktiyle Nuh'u kendi halkına gönderdik. Şunu ilan etsin diye. Bilesiniz ki ben sizi açıkça uyarmaya geldim. Sakın Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Doğrusu bu gidişte ben sizin canınızı yakacak gayet acı bir günün azabına uğramanızdan endişe ederim. Buna karşı halkının ileri gelen kâfirleri hep birden kalkıp bize göre sen sadece bizim gibi bir insansın. Bizden farkın yoktur. Hem sonra senin peşinden gidenler toplumumuzun en düşük kimseleri. Bu da gözler önünde. Ayrıca sizin bize karşı bir meziyetiniz olduğunu da görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz." dediler. Nuh şöyle cevap verdi: "Ey benim halkım, düşünün bir kere. Ya ben Rabbimden gelen çok aşikar bir belgeye kesin delile dayanıyorsam, ya o bana tarafından bir nübüvvet vermiş." Bunlar size gizli kalmış da siz görememişseniz. Ne yapalım? İstemediğiniz o rahmete girmeye sizi zorlayabilir miyiz? Hem ey halkım! Bu tebliğimden ötürü sizden maddi bir karşılık istiyor değilim. Benim mükafatımı verecek olan yalnız Allah Teala'dır. Ben o iman edenleri kovacak da değilim. Elbette onlar Rab'lerine kavuşacaklar. O da onları imanlarından dolayı ödüllendirecektir. Ama ben sizin cehalet içinde yuvarlanan bir toplum olduğunuzu görüyorum. Ey halkım, ben onları kovacak olsam Allah indinde bu sorumluluktan beni kim kurtarabilir? Kim bana yardım edebilir? Artık bir düşünmez misiniz? Ben size yok Allah'ın hazineleri benim elimdedir. Yok ben gaybı bilirim. Yok ben bir meleğim demiyorum. Hor gördüğünüz müminlere Allah hiçbir hayır, hiçbir meziyet vermez de demem. Allah onların içlerinde olanı pek iyi bilir. Böyle bir şey yaptığım takdirde ben elbette zalimlerden olurum. Ey Nuh, dediler. Bizimle mücadele ettin. Bu mücadelende de haydi ileri gittin. Yeter artık. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim. Nuh cevap verip dedi ki, onu dilerse ancak Allah getirir ve onun elinden siz asla kaçıp kurtulamazsınız. Allah sizin helakinizi dilemişse ben sizin iyiliğinizi arzu etsem bile size öğüt verip iyiliğinizi istemem size fayda etmez. Rabbiniz odur ve siz onun huzuruna götürüleceksiniz. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki: Eğer uydurdumsa günahı bana aittir. Ama ben de sizin işlediğiniz suçlardan beriyim. Nuh'a şöyle vahyolundu. Artık halkından daha önce iman etmiş olanlar dışında hiç kimse iman etmeyecek. Öyleyse o kâfirlerin yaptıklarından dolayı kederlenme de. Bizim gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap. Ve o zanimler lehinde benden hiçbir ricada bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh, gemiyi yapıyor, halkından ileri gelenler, her ne zaman yanından geçseler, onunla alay ediyorlardı. Nuh da, siz dedi, şimdi bizimle alay ediyorsanız, elbette bizim de sizinle alay edeceğimiz bir gün gelir. Nihayet emrimiz gelip de, ten nur kaynadığı zaman, Nuh'a dedik ki, her hayvan türünden, erkekli dişili, ikişer eş ile, haklarında helak hükmü verilmiş olanlara hariç olmak üzere, aileni, bir de iman edenleri gemiye al. Zaten beraberinde iman eden pek az insan vardı. Nuh dedi ki, binin gemiye. Onun yüzüp gitmesi de, durması da Allah'ın adıyladır. Gerçekten Rabbim gafurdur, rahimdir. Affı, rahmet ve ihsanı pek boldur. Gemi onları, dağlar gibi dalgalar arasından geçirirken, Nuh, biraz ötede olan oğluna, Evladım, gel sen de bizimle gemiye bin de, kafirlerle beraber kalma diye seslendi. O, beni sudan koruyacak bir dağa sığınırım dedi. Nuh ise, bugün Allah'ın helak emrinden koruyacak hiçbir kuvvet yoktur. Ancak onun merhamet ettiği kurtulur. Der demez, birden aralarına dalga girdi ve oğlu boğulanlardan oldu. Kafirler boğulduktan sonra yerle göğe, ey yer suyunu yut ve sen ey gök suyunu tut diye emir buyuruldu su çekildi, iş bitirildi ve gemi Cudi üzerine yerleşti. Ve kahrolsun o zalimler denildi. Nuh, Rabbine hitap edip, Ya Rabbi dedi. Elbette boğulan oğlum da ailemdendi. Öz evladımdı. Halbuki ben onları gemiye alırken, sen bana kurtulacaklarını müjdelemiştin. Senin vaadin elbette haktır ve sen hakimlerin hakimisin. Ey Nuh! buyurdu Allah. O senin ailenden değil. Çünkü o, dürüst iş yapan, temiz bir insan değildi. O halde hakkında kesin bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Cahilce bir davranışta bulunmayasın diye sana öğüt veriyorum. Ey Nuh! denildi. Sana ve beraberinde bulunan mümin topluluklara bizim tarafımızdan bir selamet ve çok bereketlerle gemiden in gelecek nesiller için de niceleri de olacak ki onları dünyada bir müddet yaşatacağız sonra da bizden onlara gayet acı bir azap dokunacaktır sizden önce gelip geçmiş ümmetlerin nuh ad ve semut halklarının ve onlardan sonra gelip de Allah'tan başkasının tam tamına bilemeyeceği halkların başlarından geçen olaylardan haberdar olmadınız mı? Elçileri kendilerine delil ve mucizeler getirdiler de onlar ellerini ağızlarına götürüp biz dediler, sizinle gönderilen talimatları kabul etmiyoruz. Çünkü biz bize yaptığınız davetin mahiyetinden derin bir kuşku içindeyiz. Peygamberleri onlara hiç gökleri ve yeri yaratan yüce yaratıcı hakkında şüphe edilebilir mi? O günahlarınızı affetmeye çağırıyor ve muayyen bir süreye kadar size müsaade ediyor, mühlet veriyor dediler. Onlarsa siz dediler, bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz. Siz bizi atalarımızın ibadet ettiği tanrılardan vazgeçirmek istiyorsunuz. O halde bize açık delil getirin. Nuh'u da önderlerden kıldık. O İbrahim ve Lut'tan çok önce bize yakarmıştı. Biz de duasını kabul buyurup, onu, yakınlarını, evlatlarını ve halkından iman edenleri büyük bir beladan kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayan halka karşı da ona destek olup onlardaki haklarını aldık. Gerçekten onlar kötü bir toplum idi. Bu yüzden biz de onların hepsini suda boğduk. Eğer onlar seni yalancı sayıyorlarsa sen bil ki onlardan önce Nuh, Ad ve Semut halkı da İbrahim'in halkı da Lut'un halkı da Medyen ahali de Resulleri yalanlamışlardı. Musa da yalancı sayılmıştı. Ben de şöyle yaptım. Her seferinde inkarcılara mühlet verdim. Sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim. Onların inkarına mukabil nasıl olurmuş benim inkarım cümle alem görüp bildi. Halkından ileri gelen bir takım kafirler bu dediler sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Böyleyken size hakim olmak istiyor. Allah bize mesaj ulaştırmak isteseydi, böyle sizin gibi bir insan göndermez, melaike indirirdi. Nitekim biz atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. Bu delinin tekinden başka biri değil. Ona biraz süre tanıyın. Sonra iş aydınlanır, siz de gereğini yaparsınız.'' Halkından ileri gelen bir takım kâfirler, bu dediler, sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Böyleyken size hakim olmak istiyor. Allah bize mesaj ulaştırmak isteseydi, böyle sizin gibi bir insan göndermez, melaike indirirdi. Nitekim biz atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. Bu delinin tekinden başka biri değil. Ona biraz süre tanıyayım. Sonra iş aydınlanır, siz de gereğini yaparsınız. Nuh, Ya Rabbi, dedi. Beni yalancı saymalarına karşı, sen yardım et bana. Biz de ona vahyedip bildirdik ki, nezaretimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz gelip, tandır kaynayınca, her cinsten birer çift ile haklarında azap hükmü takdir edilmiş olanlar dışında kalan aile halkını yanına al. Zalim ve kafirler hakkında sakın bana başvurma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Sen ve beraberinde olanlar gemiye yerleşince de ki, bizi o zalim toplumun elinden kurtaran Allah'a hamdü senalar olsun. Ya Rabbi, beni güvenli ve kutlu bir yere indir. Çünkü sen konuklayanların en iyisi, en mükemmelisin. Bunda elbette alınacak çok ibretler var. Gerçekten biz insanları imtihan etmekteyiz. Ey ulu Rabbimiz derler, azgınlığımız, kötü talihimiz ağır bastı. Biz de yoldan sapan kimseler olduk bir kere. Aman ne olur. Ey ulu Rabbimiz! Kurtar bizi bu ateşten. Eğer bir daha o kötülükleri yaparsak, işte o zaman kendimize iyice yazık eder, zalimin teki oluruz. Ey ulu Rabbimiz derler. Azgınlığımız, kötü talihimiz ağır bastı. Biz de yoldan sapan kimseler olduk bir kere. Aman ne olur, ey ulu Rabbimiz! Kurtar bizi bu ateşten. Eğer bir daha o kötülükleri yaparsak işte o zaman kendimize iyice yazık eder zalimin teki oluruz. Allah Teala kesin sesinizi sakın bir daha bana bir şey söylemeye kalkışmayın buyurur. Kullanımdan bir kısmı inandık ya Rabbi affet günahlarımızı merhamet et bize. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisi en hayırlısısın dediklerinde, onları alaya alan sizler değil miydiniz? Sonunda sizin bu davranışlarınız, beni gönlünüzden geçirmeyi, beni yad etmeyi size unutturdu da, onlarla eğlenip durdunuz. Nuh'un halkına gelince, onlar, peygamberlerini yalancılıkla suçladıklarında, onları suda boğduk. Ve kendilerini, insanlar için bir ibret vesilesi yaptık. Zalimlere gayet acı bir azap hazırladık. Nuh halkı da gönderilen Resulleri yalancı saydı. Ah, dediler, seni izleyenlerin, toplumun en aşağı tabakasından olduklarını göre göre, sana inanmamızı nasıl beklersin? Nuh, onların daha önce ne yaptıkları hakkında bilgim yoktur sizin azıcık bir şuurunuz olsaydı, bilirdiniz ki onların hesabı ancak Rabbime aittir. Nuh, onların daha önce ne yaptıkları hakkında bilgim yoktur. Sizin azıcık bir şuurunuz olsaydı, bilirdiniz ki onların hesabı ancak Rabbime aittir. Ben iman edenleri asla kovamam. Ben sadece açıkça uyaran bir elçiyim. Ben iman edenleri asla kovamam. Ben sadece açıkça uyaran bir elçiyim. Onlar, Nuh, bizi dinle. Eğer bu davadan vazgeçmezsen, mutlaka taşa tutulacaksın, dediler. Nuh, Ya Rabbi, dedi. Halkım beni yalancı saydı. Artık benimle onlar arasındaki hükmünü sen ver. Beni ve beraberimdeki müminleri sen hala seyle ya Rabbi. Nuh, ya Rabbi dedi. Halkım beni yalancı saydı. Artık benimle onlar arasındaki hükmünü sen ver. Beni ve beraberimdeki müminleri sen hala seyle ya Rabbi. Asa biz de onu ve yanındakileri o yükle dolu gemi içinde kurtardık. Arkasından geride kalanları da suda boğduk. Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. Çok önce biz Nuh'u halkına elçi olarak gönderdik. O da aralarında bin yıldan elli yıl eksik kaldı. Neticede onlar zulümlerine devam ederken tufan onları boğdu onu ve gemide bulunanları kurtarıp, o gemiyi ve o hadiseyi bütün insanlara ibret vesilesi yaptık. Tekim Nuh bize yalvardı da, biz onun duasını ne de güzel kabul buyurduk. O, ailesini ve yanındaki müminleri o müthiş felaketten kurtardık. Hayatta kalıp payidar olmayı da onun soyuna haskıldık. Sonraki nesiller içinde de ona iyi bir nam bıraktık. Bütün milletler içinden selam var Nuh'a. Sonra da öbürlerini, o zalim kafirleri suda boğduk. Kencilerinden önce Nuh halkı, onlardan sonra gelen daha bir takım gruplar da dini yalan saydılar. Her toplum tartaklamak için, Resullerine karşı harekete geçtiler ve hakkı yıkmak için bir takım batıl iddialar ileri sürdüler ama ben de onları kıs kıvrak yakalayıverdim. İşte düşünün benim cezalandırmam nasılmış bir görün. Onlardan önce Nuh halkı, Asav res, Semut, At, Firavun halkları, Lut'un hemşehrileri, Asav-ı eke ve tüm bah halkı da hakkı yalanladılar. Evet, onların hepsi peygamberleri yalancı saydılar da, tehdidime müstehak oldular, azaba çarptırıldılar. Daha önceleri de Nuh halkını helak etmiştik. Çünkü onlar da din yolundan çıkmış kimselerdi. Rahime atılan nutfeden, spermden, erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme tekrar yaratma ona aittir İnsanı zengin kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de ona aittir Müşriklerin taptığı Şihra yıldızının Rabbi de odur Önceki Ad milletini yok eden de odur Semut milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da odur Daha önce Nuh milletini yok eden de o çünkü bunlar, çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lut milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musibetler, neler kapladı neler. İndilerinden önce Nuh kavmi de, peygamberi yalancı saydı ve, bu delinin teki, dediler. Onu incittiler, tebliğini engellediler. O da, Ya Rabbi! ben malubum artık sen bana yardım et dedi. Biz de derhal, boşalan bir su ile, göğün kapılarını açtık. Yerip pınar pınar fışkırttık. Öyle ki, her iki su kütlesi, takdir edilen o işin olması için birleşti. Biz Nuh'u, levha halindeki tahtalar ve çivilerle yapılmış gemiye bindirdik. O kadri bilinmemiş değerli insana, bir mükafat olarak gemi bizim inayetimiz altında akıp gidiyordu. Biz bir ibret olsun diye o gemiyi geriye bıraktık. Haydi var mı ibret alan? Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim görsünler bakalım. Biz Nuh'u, İbrahim'i peygamber olarak gönderdiğimiz gibi zürriyetlerine de kitap ve nübüvvet verdik. Onlardan kimisi doğru yolu bulsa da, çoğu büsbütün yoldan çıkmışlardır. Allah, kafirlere, Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal getirir. Her ikisi de, iki iyi kulumuzun mahremiydiler. Ama, inkar tarafına giderek, eşleri olan peygamberlere hıyanet ettiler. Kocaları da, Allah'tan gelen cezadan eşlerini asla kurtaramadılar. Onlara, ölürken veya kıyamet günü, haydi, cehenneme girenlerle beraber siz de girin, denilir. Unutmayın ki, Nuh zamanında sular taştığı vakit, sizi, varlığınıza vesile olan atalarınızı, emniyetli gemide biz taşımıştık. Onu sizin için hem bir ibret vesilesi kılalım, hem de can kulağıyla dinleyip ders alanlar iyice bellesinler diye böyle yapmıştık. Unutmayın ki Nuh zamanında sular taştığı vakit sizi varlığınıza vesile olan atalarınızı emniyetli gemide biz taşımıştık. Onu sizin için hem bir ibret vesilesi kılalım hem de can kulağıyla dinleyip ders alanlar iyice bellesinler diye böyle yapmıştık. Biz Nuh'u kendi milletine peygamber olarak gönderip, gayet acı bir azap başlarına gelip çatmadan önce, halkını uyar, dedik. O, ey benim milletim, ben size gönderilen kesin bir uyarıcıyım. Şöyle ki, yalnız Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki, sizin günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte yani ölüm anına kadar azap çektirmek sizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vade gelince asla ertelenmez. Keşke bunu bir bilseniz. Da, ey benim milletim, ben size gönderilen kesin bir uyarıcıyım. Şöyle ki, yalnız Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmek sizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vade gelince asla ertelenmez. Keşke bunu bir bilseniz. O da, ey benim milletim, ben size gönderilen kesin bir uyarıcıyım. Şöyle ki, yalnız Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki, sizin günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte yani ölüm anına kadar azap çektirmek sizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vade gelince asla ertelenmez. Keşke bunu bir bilseniz. Ya Rabbi dedi Nuh, ben milletimi gece gündüz dine davet ettim. Ama benim davetim onların sadece daha çok uzaklaşmalarına yol açtı. Ya Rabbi dedi Nuh, ben milletimi gece gündüz dine davet ettim. Ama benim davetim, onların sadece daha çok uzaklaşmalarına yol açtı. Her ne zaman onları bağışlaman için çağırdıysam, onlar parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar. Esvaplarıyla örtündüler, direttiler ve çok kibirlendiler. Ben onları bu sefer yüksek sesle davet etmeye başladım.'' Daha sonra onları kah açıkça çağırdım kah sessiz sedasız bir davet yönelttim her türlü yolu denedim dedim ki onlara Rabbinizden af dileyiniz zira o gafurdur Mafret dileyin ki üzerinize bol bol yağmur indirsin size mal ve evlat ihsan buyursun size bahçeler ırmaklar su kanalları nasip etsin neden acaba siz, sizi tavırdan tavıra yaratan Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? Neden acaba siz, sizi tavırdan tavıra yaratan Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? Görmez misiniz ki, Allah, yedi kat göğü tam birbiriyle uyum içinde yarattı. Gökte ayı bir nur, güneşi ise lamba yaptı. Allah sizi yerden nebat bitirircesine bitirip yetiştirdi. Sonra sizi tekrar oraya gönderip, yine sizi oradan çıkaracaktır. Allah, yeri size bir yaygı yaptı ki, onun geniş yollarında yürüyesiniz. Allah, yeri size bir yaygı yaptı ki, onun geniş yollarında yürüyesiniz. Nuh, Ya Rabbi dedi, sen de biliyorsun ki, onlar bana isyan ettiler. Servet ve evlat çokluğunun kendi ziyanını arttırdığı kimselere uydular. Büyük hile ve tuzaklar kurdular. Sakın tanrılarınızdan vazgeçmeyin. Ve Suva, Yegos, Yevuk ve Nesri, bunlardan hiç hiçbirini bırakmayın, dediler. Böylece onlar, birçok insanı şaşırttılar. Madem ki öyle yaptılar, sen de bu zalimlerin şaşkınlığını arttır ya Rabbi. Hasılı birçok suçları sebebiyle suda boğuldular ve cehenneme tıkıldılar. Allah'a karşı kendilerine yardım edecek bir tek yardımcı bile bulamadılar. Nuh, ya Rabbi dedi. Yeryüzünde dolaşan bir tek kafir bile bırakma. Bira bırakırsan, onlar senin kullarını, senin yolundan saptırırlar ve sadece kendileri gibi kâfin ahlaksız çocuklar dünyaya getirip yetiştirirler. Ya Rabbi beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri erkek ve kadın bütün müminleri affeyle. O zalimleri ise daha da beter eyle, daha da perişan eyle.